Tüm Türkiye'nin ciğerini sızlatan bir tartışmaydı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuşun şehit maaşı ve tazminatının kime kalacağı. O tartışmadan 3,5 ay sonra ortaya çıkan şehidin vasiyeti her şeyi değiştirdi. Paylaşılamayan şehit maaşı ve tazminat el değiştirecek. Annem sene ben öleydim annem. Ben büyüttüm kızım. Vallah billah ben büyüttüm. Büyütmesem ben ister miyim? Parasını anası değilim, babası değilim. 21 gün oldu. Şehidimin toprağı soğumadı. Herkes para derdinde. Babası bile parasının peşinde. Adalet varsa öz annesine veresin. Öz anne, onu nüfusuna alan üvey anne ve onu büyüttüğünü söyleyen babaanne. Üçü de Fırat Kalkanı Harekatı şehidinin maaşının kendi hakları olduğunu söylüyordu. Tartışmaya son noktayı bıraktığı vasiyetle şehit koydu. Şehit maaşını hiçbirine değil amcasına bırakmıştı. Oğlumun maaşı öz annesindir yani. Üvey annenin hiçbir hakkı yok. Beni tehdit ediyorlar aldığım parayı. Oğlumun şehidin parasını onlara vermem için. Bir tek bisküvit vermeyenler. Parasını yutmayı istiyorlar. Uzman çavuş Ayhan Elmacı Fırat Kalkan Harekatı'nda 29 Ocak'ta şehit düştü. Şehidin yürek yakan hikayesi de cenazesinde ortaya çıktı. Öz annesi hiç gelmedi, hiç. Ölüsüne geldi işte. Yeni yürüyordu, yanımda doğurdu. Doğumu götüren benim. Öz annesi, o daha bebekken onu bırakmış. İkinci evliliğini yapan babası da yeni eşinin bilgileriyle oğluna nüfus cüzdanı çıkarmıştı. Üvey anne, nüfusta öz annesi görünüyordu. Babaannesi ise iki kadının değil, şehide kendisinin sahip çıktığını söyledi. Şehidin maaşı gündeme gelince üç kadın maaş benim hakkım dedi. Dedin geldin yanıma anne. Neden özledin beni çocuğum? 29 yıl boyunca oğlunu aramamış bir kadın anneyim diye nasıl çıkıyor ortaya? Üvey annesi yanından gelip geçip de öldün mü sağ mısın Ayhan demedi. Şimdi parasını almaya koşuyor. 240 bin liralık tazminatla 3200 liralık maaş baba Salim Yılmaz'la üvey anne arasında paylaştırıldı. Bunun üzerine öz anne üvey anneye dava açtı. İç sızlatan tartışmayı duyan şehidin silah arkadaşları amcasına el baba giden tüm askerlere kendi el yazılarıyla yazdıkları birlik komutanlarının da imzaladığı verasetnameyi hatırlattı. Genelkurmay'a dilekçe yazan amca o belgeye ulaştı. Şehit ne annelerinden ne de babaannesinden bahsetmişti. Ölümüm halinde yardımın varisim amcam Ali Elmacı'ya yapılmasını istiyorum diye yazmıştı. Yani bizim amacımız işte parayı alabilmek. Yani niyeti oydu paşamın. Şehidin ıslak imzalı ve üzerinde tarih bulunan vasiyetini alan amcası Ali Elmacı, yeğenim beni baba, babaannesini de anne bildi dedi. Ve vasiyetini yerine getirmek için her şeyi yapacağını söyledi. Bir gelirimiz yok. Hiç olmasa altında bir odasını yaptıralım şehidin kendisine ait. Başka bir şey istemiyorum. Amcanın yani şehidin belirlediği vasinin gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra şehidin tüm haklarıyla birlikte maaşını alma hakkı var. Tazminatın da 1/4'ünü alabilecek. Kalan 1/4'lik kısmı da diğer varisler arasında paylaştırılacak.